Evet arkadaşlar merhaba. Spin Ders maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Çağdaş ve Hasan var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorduk abi en son? Burada körnakla açtık işte. Garaj vardı. Açamadık, puanımız yetmedi. Şeye gidiyoruz. Malzemeleri teslim etmeye gidiyoruz işte. Değil mi? Hasan'ı takip ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı evet arkadaşlar. Birazcık abi, son direnin. Terledim yani, terledim artık. Vallahi Şu yolu terledin bitirelim ya. ya. Hadi Safa bas gaza bak. Çağdaş çekiyor, orada kendi kalacak şimdi. Lastiklerini yiyorsun Çağdaş'ın. Kaç para bu lastik, haberin var mı? Ne kadar acaba bu lastik? 1.000 lira filan tanesi. Dayım lastik satıyor. Ben para vermedim de. Sen hiçbir şeye, dayın senin bir de uçak şey miydi, pilot muydu oğlum, Çağdaş? Benim akrabalar falan hep şey ya. Uçuk. Yetenekli, uçuk insanlar yani. Paralı insanlar. Vay be. Yardırıyoruz. Haritayı o çizdik ya. Hasan şimdi sen ne zamandır Ankara'dasın? Kaç ay oldu? Şu an 105 gün oldu. 105. Nereden bu kadar hesaplı biliyorsun? Maaştan mı? Yok. Proje işi yaptığımız için. Ha, gün gün çalışıyorsunuz ha? Aynen. Günlerin çok büyük bir önemi var bizde. 105 gün dediğin 3, 30, 60, 90. 3 ay 15 gün. Aynen. GSM operatörünü kurdunuz mu? Ne yaptınız? İşte kuracağız ya. Az kaldı. Yaklaşık bir 10 ay sonra Azerbaycan'da kuruluyor. Aynen. Peki Azerbaycan... Hocam köprüden geçiyoruz. Eyvah. O zaman orada ben tek geçeceğim. Aynen. Sen tek geç. Lan 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 dur. Hasan ne diyeceğim? Azerbaycan ne kadar yakın gözüküyor sana? Yani şu an için buradayım bakalım da. Bir aya giderim herhalde ya. Biz de biliyorsun çok hızlı oluyor ya. Vallahi ben seni abi, gidiyorsun Azerbaycan'a, geliyorsun Ankara'ya, geliyorsun İstanbul'a. Bir bakıyorum Eskişehir'desin. Sen bana bir yazıyorsun, acaba ne yapıyorsun diyor. İyiyim, Bakü'deyim oluyor. Aynen bir aynen. Bir yazıyorsun Ankara'dayım, bir yazıyorsun İstanbul'da. Hayır hayır, Foursquare'de bir bakıyorum, tamam mı? Bir bakıyorum. Mesela bu akşam bir check-in yapıyorsun, tamam mı? Gündüz check-in yapıyorsun, şeydesin, Ankara'da. Akşama doğru bir bakıyorum, İstanbul'da Kadıköy'desin. Sonra ertesi gün bakıyorum Azerbaycan havalimanına inmişsin. Haydar Aliyev International Airport diyorsun. Klasik ya. Değil mi? Tamam Çağdaş, koparıyorum. Niye? Burada abi beni bir köşeye çekersen... Çağdaş sen de dikkatli geç abi. Tamam. Kopardın mı? Kopardım. Bu arada Hasan ne diyeceğim sana? Dinliyorum. Aman Çağdaş dikkat et. Çok sağa gitmedin mi? Yo. Tamam. Güzel. Şey ya... Ankara izlenimin nasıl ya? Ankara cennet ya İstanbul'dan sonra. Niye cennet diyeceksin? Evet ya, nasıl cennet olabilir abi? Deniz yok, bir şey yok. Trafik yok. Ya en son denizi ne zaman gördün? İşe giderken köprüden geçmesen denizi göreceğin yok. Uyuyorum abi, hiç görmüyorum bile aslında. Onu bile görmüyorum diyorsun. Yok yok. Abi Ankara'da trafik yok ya. Yok mu? Yollar falan çok güzel. Abi... Çok yani iyi. Saat 9 olduğu zaman gerçekten memur şehri ya. Kimse kalmıyor sokaklarda. Allah herkes... Allah. Çok güzel ya. Burada İstanbul'da millet dışarıya çıkmıyor, o kadar meraklı ki. Çağdaş daha iyi bilir yani, Kadıköy taraflarında olduğu için. Abi İstanbul'da insanlar evde durmuyormuş ki. Boş yere ev kirası ödüyorlar. Bir arabası bir iş yeri olsa tamam, bitti yani. Çağdaş canavarlaştın, ne oluyor lan? Basıyorum abi, konsantre oldum. Bir baktım canavar gibi tırmandı orayı. Hatta Sefa'yı Hasan... unutma. Yo yo, arkada takılı o. Ha takılı mı? Şu an bataklıktayız abi. Oo sağlam geliyorsunuz var. Tabii ya. Canım fena, sana yetiştik ya. Çağdaş... Bana çarpacak Çağdaş. Yo. Oha, o taştan bir geçişim var Hasan. Kimin, benim mi? Evet. Sağ ön Sağa tekeri teker. Gördüm zaten, havadaydı. Abi. Ya şuradaki bir dakika Çağdaş, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aman abi. Ne oldu, heyecan yaptın? Arka taraf atladı çünkü. Bir de şurada. Şuradaki kör noktayı açabilir misin? Sola doğru git Çağdaş, sola doğru. Abi, sola kamera... doğru. Kamera evet sıkıntı ya, bu oyunun kamerası sıkıntı. Şuradaki kör noktayı açsa mıydım ben ya? Nasıl açabilirim ki onu? Açabiliyorsan iyi olur. Devirirsem de korkuyorum aslında. Bu yol direkt bizi oraya götürüyor ya. Hiç götürüyor açma. Mu? Açma o zaman. Aa. Şimdi devirirsem hedefi tamamlayamayacağız. Tamam düzelttim. 1'e basınca düzeliyor. Evet evet. 2'ye bas Çağdaş, geri gidiyor. 1 öne gidiyor. Yok. 1
aracın kameraların açılarını değiştirir. İki, door senin kamera açılarını değiştiriyor. Hakikaten İki öyleymiş ha. fonksiyonu çağdaşta çalışmıyordur şu an. Evet, ben öğrenmiş oldum. İki Dorsen'in kamera açılarıymış. Bir de şey. Aracın kamera açılarını değiştiriyor. Ama şimdi biz mesela kamera açılarına bahane buluyoruz ya. Bence açıları çok güzel yakalamışlar. Aracın tüm fantezilerini gösteriyor. Evet, üstten kullansam abi hiçbir şey gözükmeyecek ki. Çağdaş şu an beni full gücüyle çekiyor çünkü. Full. Şu an benimki çıkmıyor zaten. Çağdaş Moruk anla. bir kamera açısı yapmışım. Videoyu yükleyince izlersiniz. Öyle Şey, çıkıyor. üstten çekince de aslında şey yapabilirsin. O topla birazcık geriye alınca güzel açılar çıkıyor oradan da. Yerden çekiyorum ben. Allah He. Yardan nasıl Zemin yani? diyeyim. Arabanın tam altında plakanın altından ileriden çekiyorum. Allah Allah. Vay be, çok güzel oldu lan. Ha. Yolu referans alarak ilerliyorsun öyle. Evet. Benim lastik mi patlamış ya? Bakayım. Yok yok. Lastikler sınık görünüyor. Ha niye öyle ya? Çamurda daha çok yüzey alan oluşması için. Adamlar onu bile yapmış ya. Biz diyoruz Çok ya manyak fizik var diye. yemek yiyen şişman kadınlar gibi gözüküyor. Obezitler var ya. Çağdaş, hiç gaza basmasan bile çekiyorsun beni. Enteresan bir güç var sende ha. Yani bu araçlar harbi çok güçlüymüş. Allah yardım ediyor Ece. Onu test ettim. Yani bırakıyorum ya mesela. Bak şimdi bak bak çek beni. Ben hiç gaza basmıyorum bak çek. Arkadaşlar görsün abi. Gördün mü? Senden mi geliyor ses? Ha, ben F'ye bastım çekerken aynı anda. Bak şu an beni full çekiyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. O kadar kuvvetli yani. Bunların gücü kaç acaba ya? Sen bilgin var mı? Bakmak lazım ya. Ne desem yalan olur. Yani bir 400 vardır herhalde. Ama gerçi eski Rus kamyonu. Bunlar dediğin gibi benzinli olabilir ya. Benzinli olabilir mi diyorsun? Hani Yok yok. belki Rusya'da şey var hani mazot benzin çok ucuz olduğu için belki Çıksana o yukarı. ona çıkmaya çalışıyorum da çıkmıyor. Arka tarafım şeyde ya kereste. Abi çıkmayın ya. Düz yoldan devam edin. Herife çok Zevk az kaldık. orada değil mi? Batın yani. Kurtaralım yani. Bu oyunu ben hiç sevmedim yani. Kimse batmadı şimdi. Değil mi? Herkes uyanık uyanık gidiyor. Nasıl batmayız, nasıl devirmeyiz diye gidiyor. Evet. Bunlar çok güçlü ama ya. Bir dahaki bir videomuzda daha güçsüz araçlar seçelim. Daha riskli. O zaman hepimiz uzun dorsi alacağız. Oo. 8 bacakları alacağız, uzun dorsi filan. Onlar uzun dorsu oluyor mu? Birisine oluyor da hangisine olduğunu hatırlamıyorum. Çağdaş beni var ya öyle bir çekiyor ki, öyle bir çekiyor ki. Aha Buradan kurbağa sesleri duyuyorum. onu ben de duyuyorum. Gırık. Arkamda biri var. Nereden gideceğime karar veriyorum. Bir dakika, Bir Jarvis dakika, bir çıktı mı dakika, be? bir dakika. Ben de haritaya bakayım abi. Soldan mı çıkacağız Safa? Soldaki kör noktayı açayım ben en iyisi de. Aç abi. Ben de haritaya bakıyorum. Haritaya bakıyorum şu an. Biz hangi yoldan gideceğiz? İşte sizin gideceğiniz yolu bulmak için şu kör noktayı açayım ben en iyisi. Biz bekleyelim mi seni? Hemen bir dakikada açarım herhalde ya. Biraz ilerleyebiliyoruz galiba biz. Biraz ilerle Çağdaş. Çağdaş uyudun mu? Ne yaptın? Yok abi. Haritaya bakıyordum. Anlamaya çalışıyorum sizin terimleri. Ha tamam burada dur burada dur burada dur burada da daha gitme. Burada sağ sol değil mi? Gitme gitme. Buradan sol sağ değil mi? Aynen. Herhalde bakayım bir. Benim geldiğim yerden gelin abi. Dur sen git bir git abi riske Dur, girmeyelim. Çünkü açayım o bu zaman. dorse şey Dönmüyor. dönmesi zor olur abi. Şu an akşam 9.30'muş bu arada. Evet abi. Çok az kaldı. Açıyorsun neredeyse. Ben Yaklaştın. mazot vermekten şey... Evet, açtın. Tamam. Bu Senin yol arada mu? Senin yol muymuş? aynen benim yol. Senin yol. Ama buradan ileriden sağa mı sapacağız hemen? Sola.
Şu ağaçları geçince. Aynen. İşte Hasan'ı takip et. Hasan'ı takip et. Şuradan. Şuradan Hasan sağa sapacak. Şu ağaçtan ona sonra göl gibi bir şey var. Oradan mı geçeceğiz? Evet. Yanından geçeceğiz. Çağdaş sende gözüküyordu benim haritanın işaretlediğin yer. Yok gözükmüyor abi ya, yoksa. Beyaz senin bir şekilde gözüküyor şeyde. Bende gözüküyor. Bence. Yok bir öncekiler gözüküyor. Garaja ha. Doğru olanlar gözüküyor. Yani hedefe verdiğin gözükmüyor. Hedefe vermiyor ya, önüne bir çizgi çizmiş. Ha gözükmüyor. Yoksa şey yapardım da. Nedense devam et. Bilmiyorum. Soldan devam et bakalım. Hadi bakalım. Kim esniyor? Birinin uykusu geldi. Çekin sağa uyun abi bak. Aa, evet abi ben Çağdaş fena esniyor galiba. Benim ne kulaklıkmış bu be. Dur Çağdaş! Aman gördüm abi. Sana. Seni fena istiyor Çağdaş. Ben 10 taneyi de duydum yani. Hadi ya. Tabii canım. Benim kulaklıkta mesela şu mikrofonu biraz uzaklaştırayım hiçbir şey duymazsınız. Ne kulaklıkmış be bu. Abi o kulaklık. Sıka dur Çağdaş çok tehlikeli. Sola doğru. Çağdaş sol. 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 Tamam kurtardık. Kurtardık. Ben bir kahve yapayım ya. Sen bence bir kahve kahve katası çiz. Vallahi çizeyim ya. Hasan. Espresso yapayım. Hasan bende çok güzel kahve makinesi falan var ha. Hasan. Hasan şey ya Çağdaş nerede misin? Oturuyor biliyor musun? Benim evin alt tarafında. Yok. Üst tarafında. Acıbadem'de. Aa. Nerede olduğunu belki sen oraya çok gittiğin için Çağdaş biraz söylesin. Nereye gideyim ben ya? Acıbadem Köprüsü'nün oradayım hemen. Tamam biliyorum ben orayı. Orada. Hasan çok oraya kahve içmeye falan oturmaya gidiyor. Abi ben Acıbadem'de oturdum 4 yıl ya. Öyle mi? Evet. Ne tarafta? Lagünün oradayım ben de işte yukarısındayım birazcık. Var Kamil Koç var ya. Lagünün orada şey var. Heh. Lagünün aşağısında Ziraat Bankası var. Onun karşısında tamam. Wet House var. Ha biliyorum biliyorum hepsini. Wet House'un yanında Papatya Apartman var. Bir ara Lime Tree filandı kafe. Biliyorum şimdi, orayı. Dilim kafeler börek var yan yana. Evet. Çağdaş ne yaptın lan bir anda sağa girdin? Buradan girdi abi. Ben dedim ya sana sağa girecek diye. Vallahi. Tamam ya, abi. Ben yükümü boşaltıyorum ya. Çağdaş dur koparıyorum şeyi halatı. Niye? Yeter da. Buradan tamam. Sonrası benim. Dur. Ben 2 puanımı verdim arkadaşlar. Sıra sizde. Ben 3-4 yıl orada oturdum abi ya. Şeyde o Ziraat Bankası'nın karşısında. Hatta oradaki evime hırsız girdi. Bilgisayarım gitti. Tüm hayda. Verilerim gitti. Hadi be. Çok büyük kaynaklarım gitti ya. Ben hiç onu hatırlamıyorum. O zaman seninle tanışmak ya. Acaba ne şey yapıyorum? Demir kapı var. Demir parmaklık falan yaptırdım öne. Ha. Ben bir önüme döneyim de Sefa. Yükü bırak. Aa ben yükü direkt bıraktım gelince. Bekle bir dakika Sefa ben öne döneyim. Videoda gözüksen abi devireceksin ne yapıyorsun sağ sol. Baba ne oldu biliyor musun? Boşaltırken sıkıntı olmuyor. Yok yok Çağdaş burada bir şey yaparız ya. Tamam. Bir tane videoda ne vardı biliyor musun? Gemi şu hangarı vardı. Gemi köprüsü koymuşlar Hasan. Aa şey mod indirmişler o zaman. Evet abi geldi mi? Geldik görevimiz. Yükü boşalt diyor 6 puan. Evet. Haydi boşalt bakalım. Aa ben de puan aldım. Unlock'u da aldım. Tüm görevler tamamlandı. Oynanan süre 1 saat 14 dakika. Kullanılan yakıt 482 litre. Kilidi İyi. Açılan kamyon 4'e 6. Kilit açmışız. O nasıl oluyor? Şeyi açtık ya yanından geçerken. 65-22'yi açtık ya onu diyor. Abi remorkumu katlayayım abi. Vay. Bir şey soracağım bu. Bana ne faydası oldu bu unlock'ların falan? Şu an... Oyunda level geçmiş oldum. Ben yüzde kaçtayım? %16'da mıyım? 26'da mıyım? Nerede diyor onu? Steam'de gösteriyor. He. Ha Steam'de öyle bir şey mi var? Evet. Oyundaki level'larını gösteriyor neler yaptığını. Abi şöyle bir yan yana gelelim bakalım ya. Şöyle bir şeytan üçgeni yapalım. Kafalarımızı bak, kafa kafaya bir verelim ya. Yan yana olsak sizi benden göremiyor kimse. Karanlığa düşüyor. Ben o yüzden böyle döndüm ki ikiniz gözükün diye. Evet abi ben ha? Şu an durdum. Benim motor falan bir kapalı ya. Abi. O kadar uykum geldi yani. Kaç litre Şuraya bak Çağdaş. 4,5 kilometre yapmışız. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi 4,5 kilometre yapmışız şu kadar abi, şey. Abi yürüseydik daha iyiydi ya.
4250 yazıyor bende de. 4 kilometre. 4.27. Yakıt ne kadar kalmış depoda? Söylüyorum hemen. 363 litre kaldı. Yani 1200'dü. 400 çık. 450 çık, pardon. 350 ne yapar? 650 yapar. Demek ki bir tane daha kereste taşıyabilir bir araç daha yani, değil mi? Doğru mu anladım? Yani bir kişi full tanker oluyor. 850 litre falan yaktık hacı. Ne yapalım yanlış şimdi? Artık evet, videomuzu sonlandırabiliriz. Aha kayboldu. Aha kayboldu. Kim? Sen, aha geldi. Geldin. Diğer aracı gitti bu bak. Ha. Abi çok güzeldi ya. Hakikaten. Bence de çok güzeldi. Muhabbet olsun, görev olsun. Hakikaten. Güzeldi. Yani İzleyiciler bir dahaki bölümü... de... Evet. Buyur abi, pardon. Yok sen devam et Çağdaş. Yani bir dahaki bölümü dört gözle çekiyorum. Onu söyleyecektim sadece. Yani tamam, çok koordineli çalıştık abi. Bir de şey depo olayı, bir tane depo, büyük depo, 1200 litrelik depo yetiyormuş, onu öğrendik. Kesinlikle süper oldu. Ben abi, benzinci olacağım bundan sonra ya. Çok güzel bir bölüm. Devirme derdi yok, bir şey yok diyorsun. Devirme abi benim en risklisi, en risklisi uzun dorsa işte. Ama bir dahakine 8 bacaklıları alalım abi o zaman. 8 bacaklıya yakıt tankını koyalım. Onlara bir de güzel uzun dorseleri çakalım. Ya ama galiba şimdi bazı haritalarda 2 tane hedef oluyor ya. Ona göre galiba kereste alınıp ona göre hareket ediliyor. Her bölümü, her haritanın stratejisi farklı galiba. Yani biz bu ne haritasıydı bu? Ovalar mı? Ovalar. Ovalar haritası bitirdik artık değil mi? Ya mesela evet. Bunun devamı yok muydu normalde? Var. Aslında biz, bir simülasyon yani oynasak güzel olabilir. Daha kazık oluyor ya simülasyon kısmı. Simülasyon... Bir dahaki bölümü simülasyon yapabiliriz deneme onda amaçlı. Onda ne oluyor? Yakıtlar daha çabuk gidiyor ve daha çabuk batıyorsun. Daha çabuk batıyorsun. Hasar daha çabuk değil mi? Öyle bir şey mi hasar? Otomatik viteste diferansiyel kilidini açamıyorsun. Aa tamam, yapalım mı abi? Deneyelim. Manuel viteste kullanman gerekiyor. Deneyelim. Manuel'i nasıl onlayacağız abi? Vallahi bilmiyorum, kullanacağız işte. Adam manuel vites koyduysa kullanılıyor demek ki. Tamam deneyelim. Vay abi. Acayip. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Spin Tires maceramızda görüşmek üzere. Bizi Facebook'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.